Sevgili öğretmenlerim merhaba. Bugün örnekleme yöntemleriyle dersimize devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde araştırma problemini tanımlamaya çalışmıştık. Araştırmanın amaçlarını ve hipotezlerini oluşturduk. Aslında bir araştırma fikrimiz vardı. Bu araştırma fikrine bağlı olarak etkili arama stratejilerini de kullanarak alan yazım taramamızı yaptık. Problemimizin çerçevesini çizdik. Aslında ne sorusunun cevabını vermiş olduk. Bu dersimizde ise artık nasıl sorusuna ben ortaya koymuş olduğum bu araştırma problemine ilişkin çözümü bulmak için veriler toplayacağım. Peki ben bu verileri kimden toplayacağım? İşte bu durum aslında bizim karşımıza örnekleme sürecini çıkartıyor. Şimdi baktığımızda pandemi döneminde özellikle çocuklarımızın, öğrencilerimizin bilgisayar bağımlılığının, oyun bağımlılığının arttığını gözlemliyoruz. Öğretmen olarak siz bunun bazı öğrencilerin başarısına etkisi olduğunu, olumsuz olarak etkilediğini, bazı öğrencilerde ise herhangi bir olumsuz etkiyle karşılaşmadığınızı fark ediyoruz. Orta öğretimdeki bu öğrencilerin oyun bağımlılığının ders başarısına etkisiyle ilgili bir araştırma yapmak istiyoruz. İşte bu durumda sizin Türkiye'deki tüm orta öğretim öğrencilerine ulaşmanız lazım. Ama zaman, maliyet, olanakları göz önünde bulundurduğunuzda sizin bu öğrencilerin tamamına ulaşma şansınız yok. Bu durumda ne yapacağız? Araştırmayı yapmaktan vaz mı geçeceğiz? Hayır. İşte bu noktada bizim bir örneklem seçimine gitmemiz gerekecek. Ama örneklemi konuşmadan önce belli temel kavramlardan bahsetmekte fayda var. Sıklıkla duyduğumuz mesela evren. Evren dediğimiz şey araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup. Yani elde ettiğimiz verileri genelleyeceğimiz büyük grup bizim evrenimiz. Evren verim ise evrenin sınırlandırılmış bir parçası. Mesela Ankara'da orta öğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığını belirlemeye yönelik biraz önce verdiğimiz araştırmayı düşündüğümüzde, ama burada Türkiye geneli demedik, Ankara'yla sınırlamış olduk aslında. Evrenimiz Ankara'da orta öğretim düzeyinde eğitim gören öğrenciler, evren birimimiz ise orta öğretim öğrencileri. Yine evrenden bahsettiğimizde karşımıza evren değer ve sayım diye iki kavram daha çıkıyor. Evren değer dediğimiz şey, evreni betimlemek için aslında evrenden elde edilen verilerden hesapladığımız veya tahmin ettiğimiz değerler bizim parametremiz ya da evren değerimiz. Sayım ise evrenin tüm birimlerine ulaşarak biz verilerimizi topluyorsak buna da sayım diyoruz. Mesela nüfus sayımı. Nüfus sayımında biz mecburen evrenin tamamına ulaşıyoruz ama yaptığımız araştırmalarda evrenin tamamına ulaşmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Şimdi baktığımızda evren, bir hedef evren, bir de ulaşılabilir evren olmak üzere aslında ikiye ayrılıyor. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ulaşması güç olan, ideal seçimi yansıtan ama soyut bir evren. Ulaşılabilir evren ise araştırmacının ulaşabileceği, gerçekçi seçimi olası kılan ve somut bir evren. Şimdi biz genelde araştırmalarda hedef evrenden ziyade ulaşılabilir evreni tanımlarız ve bunun ulaşılabilir evrenin olduğunu da çok ifade etmeden araştırmanın evreni şeklinde bunu ifade ederiz. Mesela biraz önce yine verdiğimiz örnek üzerinden devam edecek olursa, Türkiye'deki ortaöğretim öğrencilerin oyun bağımlılığını belirlemeye çalıştığınızda aslında bizim hedef evrenimiz, yani hedef evrenimiz tüm Türkiye genelindeki ortaöğretim öğrencileri. Ama ulaşılabilir evren tanımlamak istiyorsam ben, Ankara ili benim ulaşılabilir evrenim olabilir ya da İstanbul ili benim ulaşılabilir evren olarak tanımlayıp örneklemimi oradan seçebilirim, verilerimi de bu şekilde toplayabilirim. Şimdi baktığımızda dedik ki evren bizim ulaşmak istediğimiz aslında ana hedef kitle. Ama çeşitli zorluklar nedeniyle bizim bu evren üzerinde ya da ulaşılabilir evren üzerinde çalışma şansımız yok. İşte o zaman bizim evreni temsil eden daha küçük bir grupla çalışmamız lazım. İşte örneklem dediğimiz kavram özellikleri hakkında bilgi toplamak için evrenden çalışmak üzere seçilen evrenin sınırlı bir parçası. Örnekleme ise evren
senden örneklem için birim seçme işlemi de bizim için örnekleme. Örneklem değer, örneklemden elde etmiş olduğumuz verilerden hesaplanan, örneklemi betimlemek amacıyla kullandığımız değerler de örneklem değer. Aslında biz bunu daha çok örneklem değer olarak değil de istatistik olarak kullanıyoruz. Bu kavram aslında daha aşina olduğumuz ve sıklıkla kullandığımız bir kavram. Şimdi bizim aslında temeldeki amacımız örneklemden veri toplayarak evren hakkında fikir sahibi olmak. Peki evrenden örneklemi oluşturma sürecinde bizim temel aldığımız bir birim var. Buna örnekleme birimi diyoruz. Bir örnek üzerinden gidelim isterseniz. Bu birimi dikkate alırken de küme örnekleme ya da eleman örnekleme yapabiliyoruz. Eğer örnekleme birimi bir elemansa, mesela öğrenci ise buna eleman örnekleme. Eğer bir grupsa, yani mesela okulları belirliyorsak, o zaman küme örnekleme. Biraz önce gene konuştuğumuz örnek üzerinden gidecek olursak, liselerdeki oyun bağımlılığını araştırırken okullar listesinden okulları seçiyorsak küme örnekleme yapmış oluyoruz. Öğrenci listesinden öğrenci seçiyorsak da eleman örnekleme yapmış oluyoruz. Bir de gözlem birimimiz var. Gözlem birimi aslında hakkında bilgi toplanan, evrenin en küçük parçası olarak tanımlayabildiğimiz, araştırmanın bilgi kaynağı durumunda olan birim. Yani aslında verileri topladığımız en küçük birim bizim gözlem birimimiz. Dolayısıyla liselerdeki oyun bağımlılığını biz araştırırken liselerdeki öğrencilerden veri toplayacağız. Dolayısıyla bizim gözlem birimimiz liselerdeki öğrenciler. Şöyle süreci genel olarak özetleyecek olursak, aslında biz öncelikle evreni tanımlıyoruz. Tanımlamış olduğumuz bu evren, bu ulaşılabilir evrende olabilir ya da hedef evrende olabilir. Eğer hedef evrene ulaşabiliyorsak zaten ulaşılabilir evrenle sınırlamaya gerek yok. Evrenimizden örnekleme yöntemlerini kullanarak örneklem seçiyoruz. Örneklemden topladığımız verileri analiz ederek belli istatistiklere ulaşıyoruz, örneklem değere ulaşıyoruz. Ve bu örneklem değer üzerinden aslında evrene ilişkin çıkarımlarda, tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Ya da bütün verileri evrenden toplayabiliyorsak, yani sayım yapabiliyorsak doğrudan evren değere de ulaşabiliyoruz. Peki biz bu süreçte evrenden örneklem seçeceğimiz zaman hangi örnekleme yöntemlerini kullanacağız, nasıl bir süreç izleyeceğiz? Bunun tek bir yolu yok. Buna karar verebilmemiz için öncelikle araştırmanın probleminin ve amaçlarının netleşmiş olması gerekiyor. Yani biz şöyle bir şey yapamayız. Problemimiz net değil ama ben şu örnekleme yöntemini kullanarak bu araştırmayı yapmak istiyorum deme gibi bir lüksümüz yok. Biz araştırmaya sürecine başlamadan önce mutlaka problemimizi netleştireceğiz. Çünkü her şey onun üzerine oturacak. Araştırmamızın amacını netleştirdik. Ardından evrenimizi tanımlayacağız. Onu bileceğiz ki ona göre süreci şekillendirelim. Peki biz bu süreçte hangi veri toplama araçlarını kullanacağız? Hangi tekniklerle veri toplayacağız? Bunu da netleştirmemiz lazım. Sonra sahip olduğumuz zaman, maliyet ve benzeri olanakları göz önünde bulundurarak biz hangi örnekleme yöntemi seçmemiz gerektiğini netleştireceğiz. Şimdi örnekleme yöntemlerinin farklı şekilde sınıflandığını görüyoruz. Baktığımızda evren biriminin seçiminin olasılıklı olup olmama durumuna göre olasılıklı örnekleme yöntemleri ya da olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri olarak ikiye ayrılıyor. Örneklemedeki aşama sayısına göre baktığımızda tek aşamalı örnekleme yöntemleri ya da çok aşamalı örnekleme yöntemleri olarak sınıflayabiliyoruz. Bir de evren biriminin seçiminin seçkisiz olup olmama durumuna göre seçkisiz örnekleme yöntemleri ve seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri diye ikiye ayırıyoruz. Burada tabii bizim için konuşacağımız ve üzerinde duracağımız sınıflama seçkisiz örnekleme ve seçkisiz olmayan örnekleme. Yani evren biriminin seçkisiz olup olmama durumuna göre yapmış olduğumuz sınıflamayı esas alacağız. Dolayısıyla burada aslında seçkisizlik kavramı oldukça önemli. Seçkisizlik ne anlama geliyor? Evren
bendeki her bir birimin örnekleme seçilme şansının, örnekleme girme şansının eşit ve birbirinden bağımsız olması anlamına geliyor. Bunu bir örnekle açıklayalım. Yine biraz önce konuştuğumuz örnek üzerinden gidecek olursa, burada Türkiye genelinde ya da Ankara ilinde ortaöğretim öğrencilerine ulaşacağımızda, her ortaöğretim öğrencisinin bu örneklemde yer alma şansını eşit hale getirmemiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Öğrencilerin listesini çıkartırız. Bu öğrencileri kura yoluyla, ister elle kura çekersiniz, ister bilgisayar kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kura yoluyla seçim yaparsınız. Aynı kişi tekrar çıktığında seçime devam edersiniz. Ya da bir fanustan bunu çekiyorsanız, çektiğiniz kişiyi fanusa tekrar atarsınız. Böylece kişinin seçilme şansını artırmış olursunuz. Şöyle düşünelim, işte 100 kişilik bir gruptan 10 kişiyi seçeceksiniz. İlk kişiyi çektiğinizde ilk kişinin örnekleme girme şansı nedir? 1/100'dür. Peki bu kişiyi eğer şeye atmazsanız, fanusa tekrar atmadan ikinciyi seçerseniz, ikincinin seçilme şansı 1/99 olacak. Dolayısıyla biz ilk çektiğimizi atacağız, tekrar çekeceğiz. Böylece herkesin seçilme şansını eşit hale getireceğiz. Şimdi baktığımızda dedik ki seçkisiz örnekleme yöntemleri ve seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri kullanıyoruz. Eğer biz örnekleme yöntemini seçkisiz yaparsak evreni temsil etme gücü daha yüksek olacak. Böylece genellenebilirliğini yapmış olduğumuz araştırmanın genellenebilirliğini artırmış, dış geçerliliğini artırmış olacağız. Seçkisiz örnekleme yöntemlerini biz basit seçkisiz ve tabakalı örnekleme olarak ayırıyoruz. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinde sistematik, amaçsal ve uygun örnekleme olarak üçe ayırıyoruz. Amaçsal örnekleme de kendi içerisinde 6'ya ayrılıyor. Bunları şimdi tek tek inceleyeceğiz. Basit seçkisiz örnekleme aslında biraz önce seçkisizlik kuralından bahsetmiştim. Bunu gerçekleştiriyoruz. Yani kura yoluyla tanımlamış olduğumuz evrenden örneklemimizi seçiyoruz. Mesela ilkokul öğretmenlerinin ve 2-0 araçlarının kullanma düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirlenen sayıda okulun seçilmesi, buradan da öğretmenlerin seçilmesi, seçkisiz örnekleme yöntemine, basit seçkisiz örnekleme yöntemine örnek olarak verilebilir. Burada mutlaka kura söz konusu olacak. Tabakalı örnekleme yönteminde de aslında basit seçkisize benzer bir süreç olmakla birlikte bir diğerinden farklı olarak diğerinde herhangi bir gruplama, tabakalama yapmıyorduk. Ama eğer bizim için örneklemden seçeceğimiz gruptaki belli özellikler önem kazanıyorsa özellikle araştırmamız kapsamında o zaman ona göre evreni tabakalara ayırmak ve evrendeki temsil düzeyine göre örneklemde ki temsil düzeyini belirlemek önemli. Yani oranlara göre seçim yapmamız gerekecek. Örneğin cinsiyet bizim için önemli bir değişken olsun. Ben eğer tabakalı örnekleme yöntemini kullanmazsam basit seçkisiz örneklemede seçtiklerimin tamamı kız öğrencilerden oluşabilir. Erkek öğrencilerden oluşabilir. Ya da bunun oranı doğru olmayabilir. Ama tabakalı örnekleme yaparsam bu problemin de önüne geçmiş olacağım. Şimdi seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleriyle devam ediyoruz. Dedik ki sistematik, amaçsal ve uygun örnekleme olarak temelde üçe ayrılıyor. Amaçsal örnekleme de kendi içerisinde 6'ya ayrılıyor. Şimdi sistematik örneklemeye baktığımızda birimlerin belli bir sistematik izlenerek bulunan bir aralık ve başlangıç noktasına dayalı olarak örnekleme seçilmesi süreci. Şimdi burada diyelim ki evrenimizde 100 tane okulumuz var. Biz bunlar içerisinden 10 tanesini seçeceğiz. Önce bir aralık değeri belirlememiz gerekiyor. Bunu K diye ifade ediyoruz, aralık genişliğini. Evrendeki okul sayısının seçilecek örneklem sayısına bölümüyle bu K aralığını belirliyoruz. Ardından başlangıç noktası olan 1 ile 10 arasında kura ile bir değer belirliyoruz. Bunu rastgele
de belirlemeniz gerekiyor. Diyelim ki çektik birden 10'a kadar kurayla, 3 çıktı. Buna göre artık biz 3'ten başlamak üzere 10'a atlayarak aralık genişliğimiz 10'du. 3, 13, 23, 93'e kadar 10 tane hisseyi belirlemiş oluyoruz. Ama burada her bir okulun örnekleme girme şansı eşit olmadığı için seçkisiz olmayan örnekleme yöntemi. Şimdi bir diğeri de uygun ya da kazara örnekleme demiştim. Bu aslında biraz önce bahsetmiş olduğumuz sınırlılıkların birçoğuyla karşılaştığımız durumda. İşte zaman, para, iş gücü, işte var olan sınırlılıklar nedeniyle araştırmacının rahat veri toplayabileceği bir grubu kendisinin belirlemesi. Burada diyelim ki ben üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma yapmayı düşünüyorum. Başka üniversitelere gitmek yerine Gazi Üniversitesi'ndeki öğrencileri eğer tercih ediyorsam, hatta kendi bölümümdeki öğrencilerden veri topluyorsam uygun örnekleme yöntemini kullanmış oluyorum. Amaçlı örneklemede ise burada daha zengin veri toplayabilmek açısından biz istiyoruz ki genellenebilirliği çok belki yüksek olmayabilir ama belli durumlara ilişkin daha detaylı, daha derinlemesine veri toplamak istiyorum. İşte o durumda ben amaçlı örnekleme yöntemlerini kullanıyorum. Hatta bu yani kesin bir kural olmamakla birlikte nicel araştırmalarda da elbette kullanıyoruz. Zaman zaman amaçlı örnekleme, nitel araştırmalarda da kullandığımız yöntemlerden bir amaçlı örnekleme. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Aykırı durum örneklemesine baktığımızda örneklemin problemle ilgili olarak birbirine aykırı uç durumlardan oluşmasını istiyorum. Mesela oyun bağımlılığının öğrenci başarısına etkisini incelediğim araştırmada oyun bağımlılığı yüksek ve düşük olan öğrencileri seçmek istiyorum. İşte burada ben mecburen amaçlı bir örnekleme yapacağım ve yüksek ve düşük başarı düzeyindeki okulları ya da öğrencileri seçmeye çalışacağım. Maksimum çeşitlilik ve benzeşik örnekleme yöntemlerine baktığımızda maksimum çeşitlilikte örneklemin problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumlardan oluşturulması gerektiği durumlarda ya da bu şekilde veri toplamak istiyorsak o zaman maksimum çeşitlilik örneklemesi yapacağız. Yani burada sadece bir öncekinde ne demiştik? Uçlardan alıyoruz demiştik. Yani sosyoekonomik düzeyi yüksek ve düşük olsaydı o zaman aykırı durum örneklemesi olacaktı. Ama maksimum çeşitlilikte sosyoekonomik düzeyi farklı olan bütün okulları almaya çalışacağız. Benzeşik örneklemede ise sadece belli bir grubu aldığımız, yani araştırmanın problemiyle ilgili olarak evrende yer alan benzeşik bir alt gruptan ben veri toplamak istiyorsam, o zaman benzeşik örnekleme yöntemini kullanacağım. Mesela sadece oyun bağımlılığı yüksek olan öğrencilerle çalışacağım ya da düşük olanlar ya da işte sosyoekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerle çalışmam gerekecek. Tipik durum örneklemesine baktığımızda, burada ise örneklemin araştırma problemiyle ilgili olarak evrende yer alan çok sayıdaki durumdan tipik olanları seçmesi. Yani burada tipikten kastettiğimiz şey, işte sıra dışı olmayan, ortalama, alışılagelmiş bir grup üzerinde çalışma. Yani gidip işte sosyoekonomik düzeyi çok yüksek, çok düşük bir okulda değil de ortalama bir okulu seçip o okulda araştırma yapmak tipik durum örneklemesine örnek olarak verilebilir. Ölçüt örneklemede de biz ortaya koymuş olduğumuz problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişi, olay, nesne, olgu, durumlar üzerinde yani çalışmak istiyorsak o zaman belli bir ölçüt belirlememiz gerekecek. Mesela işte şu kadar saat oyun oynamak, günde 10 saatten fazla oyun oynayanlarla çalışmak gibi ya da
şiddet olayına karışan öğrencilerin durumundan bahsediyorsak, işte en az iki olaya karışan öğrencileri ölçüt olarak almak gibi. Tabakalı amaçsal örneklemeye baktığımızda da burada biz alt grupların özelliklerini ortaya koymak istiyorsak, betimlemek istiyorsak, karşılaştırmak istiyorsak amaçlı olarak bu alt grupları belirleyerek üzerinde çalışıyoruz. Buna aynı zamanda kota örneklemesi de diyebiliyoruz. Şimdi örneklemin belirlenmesi, büyüklüğünün belirlenmesi sürecinde farklı durumları göz önünde bulundurmak durumundayız. İşte burada kullandığımız desen, araştırmada ele aldığımız değişken sayısı, kullanacağımız analiz yöntemi, güven düzeyi, sapma miktarı, bunların hepsi aslında örneklem büyüklüğünü belirlerken dikkate almamız gereken durumlar. Bunların çok fazla detaylarına girmeyeceğim. Örneklem büyüklüğünü belirlerken nicel araştırmalarda değişkenin sürekli ya da süreksiz olmasına göre farklı formüller kullanırken, nitel araştırmalarda aslında bizim net bir örneklem büyüklüğünden bahsetmemiz çok da mümkün değil. Nicel araştırmalarda daha doğrusu olduğu gibi bir formülizasyona gitme durumumuz da söz konusu değil. Burada mevcut olduğumuz olanaklara ve araştırmamızın yapısına bağlı olarak örneklem büyüklüğünü belirleyeceğiz. Şimdi burada değişkenimizin sürekli olması ya da süreksiz olması durumuna göre kullanılan farklı formüller var. Bunların çok fazla detayına girmek istemiyorum. Sadece farkındalık olması açısından bunları sizinle paylaşıyorum. Buradaki formüllerde ilgili değerleri yerine koyarak ulaşabiliyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Genel geçer kabul görmüş ama bunların mutlaka test edilmesi gerekiyor. Mesela 30'dan büyük örneklemlerle çalışmak her zaman avantaj sağlıyor. İşte 500'den küçük, 30'dan büyük olmalı. Ama eğer alt gruplarınız varsa bu her bir alt grupta 30 elemanın olmasında fayda var. Eğer işte çok değişkenli bir araştırma yapıyorsanız değişken sayısının 10 katına ulaşmakta fayda var gibi. Şurada bir tablo vardı. Sanırım onu atladım. Örneklem büyüklüğünü belirleme noktasında biraz önce göstermiş olduğum aslında formüller kullanılarak hesaplanmış, süreksiz değişkenler üzerinde çalıştığınızda kullanabileceğiniz hazır tablolar var. Mesela 500 bin kişi üzerinde 500 bin kişiden oluşan bir evreniniz varsa 0.05 sapma miktarında 384 kişiyle çalışmanız yeterli olacaktır. Bu tür hazır tabloları da kullanabilirsiniz. Evet, örnekleme yöntemlerini de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Katıldığınız için teşekkür ederim.